Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar baba selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldik. Hoş bulduk babacan. Arkadaşlar bugün Koray kardeşimiz yanındayız. İnşallah güzel bir çekim olur. Kuşu biraz anlatır mısın? Kendini biraz tanıtır mısın babacan? Arkadaşlar ben Hollanda'ya 5 sene önce geldim. 3 sene önce de kuş beslemeye başladım ama Türkiye'de hani kuş bakıyordum. Buraya geldik. İşte kendi çapımızda bizi mutlu edecek şekilde kuşlarımızı besliyoruz. Ha, oynuyor mu, oynamıyor mu? Zamanımız olmadığı için kuşların arkasına düşemiyoruz. 3 tane de çocuğumuz var. Allah başlasın. Kuşlarla mı zaman harcayalım, çocuklarla mı zaman harcayalım? Biraz zamanlı sıkıntımız var. Geçen sene kuş kafesimiz hastalık geldiği için geçen sene pek verim olmadı, yavrulamadık. Bu sene maşallah yenilerimizi yaptık, aşılarımızı yaptık. Kuşların yeri geldiği zaman haplarını da veriyoruz. Hani bütün bu sene Allah'a şükür belli bir kaybımız yok. Elimizdeki kuşumuz da Celil abiden gelme bir hediye etti. Selam olsun. Getirdik. Bol selam olsun. Şimdi daha teke düşmedi. Yeni yeni. Bir bakalım. Bir daha bakalım. İki gündür beri uçurmuyorum. Bir bakalım. İnşallah tamam. Güzel bir çekim olur. Güzel eyvallah. Bir uçuş olur. Eyvallah. Emeğe geçen herkesin eline sağlık. Eyvallah. Celil Usta'ya buradan bol bol selam olsun. Aynen öyle. Hadi bakalım. Bekleyelim bakalım. Usta. Daha ilk teke uçuşu. Senin yani çocukluğundan beri kuş besliyorsun. Kostüm kuşları mı daha ağır basıyor yoksa oyun kuşu mu yoksa abi, ikisi de mi? Abi herkesin zevkine bağlı. Kostüm kuşunu ben. Yok seni sorayım. Yani sen yani çocuklukta fazla hani biz bütün kuşları seviyoruz ama ağır basan var biliyor musun? Şimdi ben kostümden anlamıyorum. Sen anlıyorsun. Yani hangisine daha önce başladın veya daha fazla emek verdin? Ya şimdi biz bu şey 20 sene ya, benim yaşım 40. Neyi? 30 sene önce başladık. 30 sene önce başladığımızda bizim elimizde bu kadar fazla kuş çeşidi yoktu. Evet. Ne vardı? Biz azman deriz. Azman, bomboş kuş. Ondan sonra ibiksiz yozlar vardı. Takla vardı. Evet. Ama takla da bizim burada çeşit yoktu. Bizim bildiğimiz takla bir çakmaklıdır. Bir gök vardı. Bir de boz. Bir de beyaz. Renk olarak. Renk olarak. Ama şimdi bakıyorsun limonlusu da var. Hani envi çeşit takla var. Takalı şey takla, bu. Evet. Güllü. Neresi aynen, güllü de çıkacak. Aynen öyle. Evet. Şimdi masa kuşu mu, kostüm kuşu mu, oyun kuşu mu dersen ben kostüm kuşunu niye besliyorum? Evet. Ben evin önünde geçsin. Şöyle biraz evin önünde şöyle biraz şekilti olsun. Bana o yeter. Evet. Kostüm kuşu uçmuyor. Biz bunları aynı tavuk gibi besliyoruz. Yavrusunu alıyoruz. Arkadaşlar dağıtıyoruz. Oyun kuşu zevk işi. Oyun kuşu emek istiyor. Kuşu teke bindireceksin, sefere başlatacaksın, yerine alıştıracak. Bir kuşun zaten yeme inmez 45 gün. Bu kuşun 45 günde yerini belliyor. Hani uçuş 90 gün. Zaten 3 ay gitti. 3 aydan sonra kuş tüye girdi. O oldu, bu oldu. Yani biz kuşu yeme indirdiğimiz kuşu bir sene içinde uçuramıyoruz. Ancak bir sene sonra. Bak şimdi önümüzdeki tatile gideceğiz. Bu kuşu biz şimdi uçurduk. 1,5 ay burada yokuz. Ne olacak bu kuş? Onun için Hollanda kuş basıyor. Biraz sıkıntılı. Atmacıdan da sıkıntılı. Havasından da sıkıntılı. Yani buradan Nazım Usta'ma selamlar. Bak Nazım abim bana bir tane hediyesi vardı. Eyvallah. 3 senedir daha hala elimde. Bakarım. Geleyim mi? Gelebilirsin. Eyvallah. Arkadaşlar. Bu kuş bize Nazım Usta'nın hediyesi. 3 senedir elimde. Hani desen ki Koray bu kuşu kaldırdın mı? Bir geçen bu kış kaldırdım bir 4-5 defa hepsi o. Başka kaldırmadım. Ama ne zaman koysam yerde duruş yeter. Damızlık değil mi? Bu damızlık. Öteki de tekebinin başladı, kuşlar başladı. Ey maşallah. Biri gelmeye başladı. Süper. Kuşları açalım. Tamam usta. Güzel. Hani bahçemizde gördüğün gibi yerimiz yok kuşlara. Olsun baba olsun. Ya hiç olmazsa o birkaç saatini evde tutuyor. Kafan dağılıyor. Kuş olmadı mı ne yaparız?
Kahveye gideriz. Oraya buraya evet. gideriz. Bu da sıkıntı var. Kuş oldum hiç olmazsa ayağımız bağlanıyor. Hani derler terzi kendi söküğünü dikemez. Daha hala kümesi yapacağız. Bir seneden beri. Yavrum diyor. Kendisi güzel bir ustadır arkadaşlar. Şimdi bazı toparlamak lazım. Evin önünü toparlayacağız. Orası olacak, burası olacak. Ve şimdi tatilde gideceğiz. Biraz zor. Bak. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar yeni yeni. Yan tarafta benim. Bu renkli de şey İngiliz taklacısı diyelim. Bu yan tarafta kuş, yan tarafta komşunun kuşu. Benim kuşlar bozandı bunlar işte. Bir geliyor pot çatıya oraya buraya benim kuşlar çatıyı biniyor mesela. Yani böyle. Limonlarımız var. Portakallarımız var. Miromuz var. Ondan sonra kümeste bu da cellardan gelme. Olacaktı. Biraz zaman ihtiyacı var. Sesi güzel yani. Çok güzel. Kanat vuruşu. Güzel güzel. Kuşumuz erkek mi dişi mi havadaki? Erkek maşallah. Erkek. İşte elimizde bu sene yavrumuz bu. Bu sene uçuruyoruz kuş. Bu ilk tek eğilim. İlk büyüklerde. İlk büyük bu. Uçurduğum. İlk ağız. Ha, o da zaten Cellabi'den geldi. Birazdan da kendi yavrumu kaldırdı. Tamam baba. Bunu indirelim. Tamam. Birazdan kendi yavrumuzu kaldıralım. Bu limonlar oyun kuşu mu, masa kuşu mu reis? Masa kuşu. Masa kuşu. Oyun var mı bunlar? Oluyor mu bunlarda? Yani hayır, bu kuşları ben şimdi kadar oynadığını görmedim. Tamam. Ne güzeller ya maşallah. Onları çalışıyor musun? Bir çalışma olarak mı yoksa direkt kendisi mi? Kendince iyi yani beslenen bir tür kuş. Yani bu renk. Ben bu kuşları alalı 2 sene oldu. Evet. Anladın mı? 2 sene oldu. Bir defa erkeğini kaybettim. Gittim erkeği aldım geldim. Bir defa dişisi öldü. Diş aldım geldim. Bunlar elimde duruyor bak. Bu annesi büyük. 2 tane de yavru var. Tek tek yavru verdi. Hepsi bu. Maşallah. Yeter. Mirolarımız da Amsterdam'daki Kadirli kardeşimizden geldi. Kadirli. Kadir. Kadir kardeşimize selam olsun. Aleyküm selam. Ondan sonra burada başka nereden var kuş? Celle abiden var. Azmi abiden var. Yorgun. Kalkmıyor kuş. Zamanımız çok. Sana bir tane daha atayım. At baba. Alışık olduğu için yerden tutabilirim. Dişi erkek? Bu dişi. Bak. O kuş oraya atması sebebi dediğin gibi. İşte komşunun kuşu var orada. Komşunun kuşu olduğu için gidiyor onun yanına atıyor. Dur baba öbürü de insin dediğin gibi. Bak oradan bir. Çok kötü bir olay bu ha. Arkadaşlar şu yan tarafta o da kuş meraklısı da bizim oyun kuşunda ters bir kuşlar bunlar ya. Gerçi o da oyun kuşu da. İşte o kuşları orada çatıda gördü mü direkt kuşun yanına gidiyor. Ya normal kardeş. Biraz duralım da şey ne diyecektim ben şu ne diyecektim? Şu mirolara hakkında anlatmak istediğim şey var mı? Kaç senedir miro besliyorsun? Yani daha önce var mıydı yani Türkiye'de? Miro'yu ben Hollanda'da biliyorum. Tamam. Hollanda'da başladım Miro beslemeye. Bunlara zaten bunlar şey kırmışlar. Çok kırmışlar. Bak. Bu dedi kısa ibik dediğimiz Miro. Evet. Ondan sonra bak. Bunun kınası şuraya kadar geliyor. Ama ördekinin kınası bu bacaklarına kadar geliyor. Hangisi makbul usta? Yani sence? Zevkine göre. Kimi istiyor böyle burası şuraya kadar kına olsun. Kimi istiyor arkaya kadar kına olsun. Tutulan şu anda nedir? Kimi istiyor yağlı seviyor. Tam şu kınası şu anda tutulan nedir? Valla kınası herkesin zevk farklı. Normalde arkaya kadar gelmesi lazım. Ayaklarına kadar. Tamam. Bak onu göstereyim. Tamam. Yavrularımız var. Yavrularından da belli oluyor. Bunlarda da dönem dönem bunları geliştiriyorlar değil mi? İşte takkasıdır.
paçasıdır, kınasıdır, parlaklığıdır. Yani, yoksa yani yeniliyorlar mı yani, bir şey mi katıyorlar, değişiklik katıyorlar? Şeyi vuruyorlar, ne o? Resasiye vuruyorlar. Resasi biraz daha parlak olduğu için, evet. Resasiye vuruyorlar. Bak, bunun kınası bak, sırtına kadar bak. Ayaklarına kadar geliyor. Bunlar da kuyruk, kanat bak, önemli değil değil mi yani? Önemli olmaz mı? Bak. Tamam. Şimdi bunun burası beyaz olması lazım, bembeyaz. Tamam. Bir bu bir bunda var bu. Tamam. Bazı da atıyor. Adam alıyor, bazı mironun altından şey çıkıyor. Çakmaklı çıkıyor. Mironun altından hummi çıkıyor. Mironun altından portakal çıkıyor. Normalde mironun altına miro mu düşmeli reis? Normali bu mudur? Ama sen diyorsun resasiye falan da çalışılıyor bu. Ya abi bu kuşu almak için kim bilir kaç tane kuşu kırdılar. Tamam, ben sana soracağım. Saf veya safa yakın olduğunu nereden anlayabiliriz? Sırtı beyaz olmalı dedin. Sırtı beyaz. Tamam. Bak. Bu mu bir mesela özelliklerinden bu, bu bir biri? Bir. Ondan sonra tamam. Paçalar da beyaz olması lazım bak. Beyaz. Ondan sonra bak. Bunun kınasını bak. Bak nereye kadar. Bir de bu kısa ibik. Bazılar bunların şey büyük ana uzun ibik oluyor. Bu kısa ibik. Tamam. Bu da bizim dişimiz. Yani biz ben işin ticareti değilim. Ben zevkime. Hani buradan bu işin ticareti yapan arkadaşlar da var. Ama adam emek veriyor. Verdiği emeğin karşılanmak zorunda. Hı hı. Bir tane kuş aya hani böyle oyunu sokması, güzel uçurması bir ay. Şimdi sen saat her gün günde 4-5 saat bir kuş emek veriyorsun. Ondan sonra diyorlar ki bu kuşu bize ver. İşte bu kuş 10 lira eder. Arkadaşım 10 lira dersin. Hadi sen ver bakalım. Günde 5-6 saat. Saatin 1 liraya gelmiyor ya. Olur mu? Değil mi? Onun için. Emek çok değil mi? Yani olur olmaz beğenirsin hani, beğenmezsin. Aynen öyle. Şimdi bak hatayı biz de yapıyoruz. Sen de yapıyorsun. Herkes yapıyor. Eyvallah. Gidiyoruz bir arkadaşın kümesine. Abi bana işte şu kuşu çok sevdim, bu kuşu ver. Tamam abi diyor, al git diyor. Kuşu götürüyoruz. 3 gün sonra bırakıyoruz. Uçuruyoruz kuşu. Evet şöyle geç bak. Geçiyor. Güneş lense girmesin. Ha, kuşu uçuruyoruz. Ondan sonra abi kuş daha yerini hazırlamamış, evi tanımıyor, hiçbir şey yapmıyor. Bu kuşta ne beklersin? Geliyor kuş, taklatmıyor, yok dönmüyor. E abi senin kuş iş yaramıyor. Ya bekle bakalım bir. Bir bekle, bir ay bekle. O hataları ben de çok yaptım. Aldım kuş, ertesi gün bıraktım. Ondan sonra bu kuş taklatmıyor, götür geriye. Abi ilk önce bu kuş emek vereceksin. Emek vereceksin, arkasını göreceksin. Bak 2 seneden beri ben kuş bakıyorum, daha yavrusu alamadım. 2 sene. Onun için ben uçuracağım kadar yavruluyorum. Bunun atmacısı var, osu var. Uçuracağım kadar yavruluyorum. Kendim uçuruyorum. Aa, sevdiğim, saydığım arkadaş geliyor. Damızlık verir misin? Damızlık vermem. Sen de iste, sana da vermem. Derim ki yavru vereyim. Alırım yavrusunu veririm. Damızlıkları vermem. Onun için. Bu bir şey zevk. Bu hobi. Ben seni bu kuşta olmasa tanımazdım. Ben bu kuşta olmasaydı Nazım tanımazdı. Bu kuşlar olmasa Celal abi tanımazdı. Kuşlar bizim için ne o? Vesile. Birbirimizi tanımamız için. İşte benim yaptığım da milleti birbirine tanıştırmak. Yani anlatabiliyor muyum? Yani işte bizim yaptığımız da koordinat işi benden soruluyor yani. Benim yaptığımı beğeniyor musun reis? Emeğine sağlık. Eyvallah. Abi şimdi her şeyi herkes beğenecek diye bir kaide yok. Öyle değil yani mesela birbiri amacın yani tanıtmak böyle videolar olmalı mı sence onu söyledim. Yani beni yanlış kelime kullandım beni değil. Normalde bu videolar olmalı mı birbirimizi tanımalı mıyız yani? Tabii bak şimdi herkesin kuşa bakış açısı farklı. Zevki farklı. Biri gelir Sivas kuşunu sever. Biri gelir Kayseri kuşunu sever. Biri gelir Ankara kuşunu sever. Ben öyle benim bir şeyim yok. Ben kuşa bakarım. Benim kuş hoşuma gitti. Bak şimdi istediğin kuşu ben gider yerden yakalarım. Benim kuşlarım öyle alışkın bana. Evcil. Evcil. Ha oynasın oynamasın benim çok da şeyim de değil. Umurumda değil. Değil. Evet. Ben kuşu seviyorum. Beni burada gezsin o yeter. Bir de güzel olan taraf çocukların iç içe aşılıyorsun ya böyle hayvanlarla. Ya çok güzel bir şey. Çocuklar. Gerçekten çok güzel. Aç giriyorlar. Geçen açmışlar kafesi. Yavruları buraya çıkarmışlar. Yumurtaları buraya çıkarmışlar. Bak. Yavaş yavaş gelip gitmeye başladı. İşte abi kuş. Çok güzel bir kuş ya. İki gün yattı, bir gün uçtu mu olmuyor. Kuş her gün uçmamız lazım. Her gün uçurmamız lazım. Belli saatlerde. Ya. Şimdi geçen Yaşar abi var. Yaşar abi dinledim onun konuşmasını. Doğru söylüyor. Kuşu her gün aynı saat uçurmalısın. Her gün aynı saatte.
Kuşu bir gün sabah uçuruyorsun, bir gün akşam uçuruyorsun, bir gün öğlen uçuruyorsun. Böyle verim olmuyor. Aynı saat uçuruyorsun her gün. Bir gün yemlemeden önce, bir gün yemledikten sonra vesaire olmaz dediğin gibi. Her gün. Normalde saatini bilir kuş. Aynı asker gibi bekler o saati. Tabii. Normalde de budur. Kuşu şimdi uçacaksın. Gelecek, görevini yapacak. İnecek aşağıya, yemini vereceksin. Bitti. Ama bizim zamanımız mı yok İsmail abi? Biz eyvallah çalışıyoruz. Zaten kışın saat 4 dedi mi hava kararıyor. Nasıl kuş uçuracağız? Ne oluyor? Cumartesi, pazar hava güzel olursa anca uçurabiliyoruz. Onun için Hollanda'da zor. İnsan bu kuşa alışınca vazgeçemiyormuş o. Vallahi vazgeçemiyorsun ya. Abi bilmiyorum bak, yani duramıyorsun gece, ya insan duramıyor ya. Gece 12 oluyor, 1 oluyor. Ben bu kuşlara illa bakmam lazım, uyumam lazım. Ben bu kuşlara bakmadan uyuyamıyorum. Bakıyorum bir. Kuşu ben elim alırım, bakarım kanadı takılmış mı, bit var mı, uğur var mı, zayıflık var mı. Git içeri bak. Envai çeşit ilaç var kuşlar için. Envai çeşit. Yeri geliyor. Çoluğumuz çocuğumuz zaman harcamıyoruz, kuşlar zaman harcıyor. Bizim de tek şeyimiz bu. Hollanda'da başka şeyimiz yok. Aynen ben de senin gibi benim. Benim de başka bir şeyim yok. Yani ve zararı yok, faydası var arkadaşlar. Sizi sokaktan alır. Gençlere sesleniyoruz. Tabii abi. Güzel bir hobi. Yani şimdi abi bu kuşlar olmasa ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacaksın? Çocuklar, kahvede. Çocuklar akşam saat 7'de gidiyor, yatıyor. 7'den ben saat 10 11'de yatarım. Ne yapacağım 3 saat, 4 saat? Kahveyi de kötülemeyelim. Kahve de bir. Kahve ayrı da abi. He, yani biz hani bir yere gideceksin. Bu kuşlar bizi evde tutuyor. Evet. Vallahi her şeyden, kazadan, beladan yani şöyle diyeyim. Bizi yani gerçekten dışarıda gözün olmuyor. Evinde gözün oluyor. Aynen. Onun için gençlere yani bunları yasaklamayın arkadaşlar. Yani iş yani normalde ev ödevlerini de yaparlar. Kuştan da uğraşırlar. Yani olsun yani. Türkiye'de kuş bakıyordum. Beni böyle yatılı bir yere çağırdılar iş için. Dedim ben gitmem. Neden dedi? Ben akşam üzeri güvercinleri görmem lazım. Gitmiyordum da. İşe gidiyordum. Akşam gelip evde güvercinlerimi görüyordum. Burada diyorlar. Giderim güvercinleri görürüm. Şimdi tatil gittiğim zaman benim yan taraftaki şu güvercinlerin sahibi Allah razı olsun. 1,5 ay benim güvercinlere bakar. 2-3 günde bir görüntülü arama yapar. Koray güvercinlerin şöyle güvercinlerin süpermiş böyle. Süpermiş o zaman ya. Allah razı olsun. Süpermiş. Şimdi nasip olursa zaten önümüz yumurtaları bekliyorum. Şu yumurtlar bir yavrular biraz bir yeme insin. Kümesimiz yapacağız. Ondan sonra ayıracağız yani. Dişiler bir tarafa, erkekler bir tarafa. Kostüm bir tarafa. Aynen öyle. Çünkü şimdi karışık olduğu için kostüm fazla uçamıyor. Uçamadığı için direkt çatıya gidiyor. Evet. En fazla gittiği ya çatı. Bir de bir defa böyle dönüyor, tamam bunun işi. Evet. Ne olacak? Öteki kuşları da görüyor. Gördüğü için onlar direkt çatıya gidiyor. Onun için ayırmak lazım. Kostüm ayrı, oyun kuşu ayrı. O zaman daha çok verim alır. Bak. Sıfırdan geliyor alıyor bak. Abi. Belalı geliyor ya. Gerçekten var ya. Güzel gözü, geliyor. Gözü kara geliyor yani. Ha, şimdi yeri geliyor buraya sıfır iniyor bu. Buradan sıfırdan hani yarım metreden kalk gidiyor yukarıya. Dediğim gibi İsmail abi. Eyvallah abi. Emek lazım, emek. Emek lazım. Eyvallah baba. İşin gücünü rast gelsin kardeş. Emek. Yani normalde kuşların güzel, muhabbetin güzel. Yani şöyle bir de yakından bakalım. Gel usta bir de şöyle bir yakından bakalım kümesine. Kuşumuz zaten. Kümestir abi bizimki artık gece. Yok yani olsun yani şöyle. Dediği gibi arkadaşlar portakallarımız var, ballolarımız var, mirolarımız var, şekeri mi? Efendim mesela portakalımız. Portakal diyorlar. Bunlarda oyun yokmuş arkadaşlar ama çok güzeller. Şöyle. Şu beyaz takalı da mı? Bansa kuşu. Yok onlar oyun kuşu. Onların işte ilk defa yavrularını aldım bak. Şu iki beyazlar yavruları. Bir alt bir üst. Ondan sonra iki tane de Türkiye'den, onlar Türkiye'den geldi. İki tane de ballı var orada. Biri ballı bir etli, biri ballı. Onlar Türkiye'den geldi. Bu da onların yavrusu ilk. Allah Allah. Ha, iki seneden beri ancak uçurmaya başlayacağım yavruları. Bu mirolarımız. Meşhur mirolarımız. Meşhur. Bak. Ey maşallah be. Bak abi görüyorsun. Dur şöyle bir resmi alayım babacığım. Dur. Tamam. Çok güzeller. Bu mu kınalarına bakalım alta. Bak. Bak abi. Oo. Gördün mü? Ta kuyruğuna kadar geliyor. Böyle mi olmalı usta? Böyle olmalı. Şeyleri takkaları da hatasız bunların. Bak kulaktan kulağa. He takkaları da düz güzel. Yani kulaktan kulağa. Abi şimdi ana baba güzel oldu mu? Del mi? Yavrular güzel oluyor.
Şu ana babası hangisi usta şu yavruların? Ha, birisi içinde. Annesi o. Babası da şu. Şu. Bu ayrı. O da çok güzelmiş usta. Mat mı deniyor ona usta? Onlara mat diyorlar. Tamam. Onu da bakabilir miyiz usta? Şu da çok güzel. Çok güzeller. Tüy kadar ömür olsun. Şu evet şu mat olanı da bir. Sırtı bembeyaz. Maşallah. Al bu da Miro yavrumuz. Bak bunları görüyorsun değil mi bitleri? Bunları bizim Recep abi var. Recep abiden bu dumanlı. Ben de vardı keşke getirseydim söyledim, ya. Söyledim belki gelmişti. Bakmam vallahi, lazım. Valla şöyle yakıyorsun bütün şey, böcekler imha ediyor. Kuşları çıkarmayabilirsin ama suluklar çıkarılacak. Efendim yavru ya eğer zaten 2-3 çanak hepsini çıkar yak ondan sonra geri kat içine. Yapıcım söyledim belki gelmişti bakmam lazım. İşte kuşlarımız bu. Eyvallah. Çocuk olduğumuzdan fazla tamızlı kuşumuz var. Gene geliriz baba. Kuş az gerçi geliriz de bir ay burç ay sonra şeye gidiyorsun. Heh. Bunlara da bir değinelim. Burada da mirolarımız var. 11 tane burada var miromuz. Bak şimdi bu kuş bak yağlı. Ama bu kuşu kırmışlar. Görüyor musun? Bak evet. Aynı patlıcan gibi. Evet. Bak şimdi bir kuşa bak bir de ömür oy bak. Bunlar kırılmış yani. Resasi vesaire. Heh bak. Bak simsiyah, altı bak paslı. Bak. Bir de şu kuşun pasına bak. Farklı olur. Mor. Ya. Bak ötekiler de aynı. Bak iki tane var orada takkalı. Onlar da bak aynı çapmalı gibi. Yani kuşun altı güzel çalışmalı. Bunları vereceğiz mi? Bunları vereceğiz. Arkadaşlar bunlara bunları isteyen olursa ustanın numarasını alta bırakıyoruz. İlgilenen varsa kaç tane usta? 11 tane. 11 tane. Hepsi birden mi yoksa çift çift alabilir mi? İstediği alabilirler. İstediğiniz gibi seçebilirsiniz arkadaşlar. Kim önce ararsa. Bunları bana bir arkadaş verdi. Hı-hı. Arkadaş kuş için bıraktığı için Koray gel dedi sana vereyim. Evet. Ben abi zaten benim kendi kuşum bana yeter. Tamam. Meraklı olan ihtiyacı olan arkadaşlar varsa gelip alabilir. Tamam arkadaşlar. Sen orada dur baba sen orada dur. Allah razı olsun. Koray ilk defa evinde kümesini gösterdik arkadaşlar. İşi gücü rast gelsin. Allah çoluğuna ayağını çocuğuna sevdi. Bağışlasın. Ayağına sağlık. Eyvallah. Bir şey demek istiyor mu? Kuşçu camiasına, Türkiye'mize bir şey demek istiyor mu reis? Abi, kuşçu camiamız yani bizi bir araya getiren bu kuş. Ondan sonra Türkiye'mizin ana vatanımız. Burnumuzda tutuyor. Bakıyoruz eyvallah. Şimdi gün sayıyoruz. Kaç gün kaldı? Eyvallah. Bak işte bak. Bu uçan da bak limon. Gitti bir defa döndü geldi bak. Bitti. Bunun en fazla uçuyor bu. Bunlardan oyunlu çıkıyor değil mi? Oyun da çıkıyor değil mi? Yani bilmiyorum. Abi bu kuşlar biraz pahalı kuş. Bunlar kimse ana oyuna sokmaz. Oynatmaz ya. Oynatmaya kaçmaz. O derece pahalı. Ha oynatmaz. Pahalı diyor ne bu kuşlar? Valla bizim aldığımız zaman pahalıydı. Ne kadar pahalı usta? Ben bunların çiftini 500 euroya aldım. Üf. O zaman bir de diyorsun. O zaman. Uçurmayalım arkadaş. Ya giden gidiyor İsmail abi. Eyvallah baba. Bin lira kuş olsun dahi. Az yan taraf gittim bitti. Dediğin gibi gözden kayboldu mu? Öyle sen havaya girdin mi senin değil. Sakınan gözü çöp batar. Onun için ben de bıraktım. Giden gider kalan ne olur. Zaten 3 seneden beri bende. Annesi babası. Bir yere gitmiyor. Bunlar en fazla yapacağı bu. Arkadaş kuşçu dedi sakınan göze çöp batar. Böylece de kapatalım. Koray teşekkür ediyorum. Rica ederim. İşin gücün rast gelsin baba. Aynen öyle. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah'a sağlık. Sağ ol baba.